Tabii kaldırın altı verdi, kaldırın altı verdi. Yani inat etmiş gibi bir halleri vardı. Sevim Hanım'a fazla gitti. Gerçi ben de verdim mesela. Altı verdim, ben de altı verdim ama. Hani o kişilerin tahmin etmedim o derece vereceğini, değil mi? Dengeleme olsun hesabınca verdim. Fakat onlar baktım daha çok uçtular benden, geçişlere kadar çıktı yani. Çok güzel yapmıştı yani, bir eksiği yoktu. Sadece bir eksiği, dolmalar iyi değildi. Dolmalar da güzel olsaydı onu verecektim. Ben hiç bu kadar iyi puan düşünmedim. Yani hep düşük puanlar vereceklerini düşünüyordum. Zaten kayınvalidemiz dünkü puanlar yüksek diye bana şikayette bulunuyor. Ben bir de duyum aldım dışarıda, Saniye Hanım'la Hacer Hanım gerilmişler biraz. Neden gerilmişler? Dünkü puanlamadan Hacer Hanım biraz söylenmiş, terzenişte bulunmuş herhalde. Dünkü yemeklere verilecek puan değildi. Yani siz değildi. Verdiniz, ben bir şey diyemem artık. Saniye Hanım dışarıda neler söyledi neler. Vallahi. Tam oradan geçerken şahit oldum. Sen de hep olay mahallindesin, niye bilmiyorum. Sizin yüzünüzden ben masalarda konuşamıyorum. Çok konuşuyorsunuz dedi. Dün bir ara bana da dedi, ay dedi fırsat bulsan konuşacağım da dedi. O şimdi herkes konuşurken kendi halinde de bir yandan konuşuyor. Vallahi bilmiyorum, Hacer Hanım kızgın, Saniye Hanım ayrı gergin. İnşallah sizin masadan çıkarmazlar acısını. Senin gelinlerin yemekleri gitmesin gümbürtüye de. İnşallah. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi yemeklerini savunacak gelinler tabii ki. Şöyle el pençe divan durup da Saniye Hanım dedi ya, öyle kayınvalide konuşurken gelin susacak. Yok. Gelinler yarışıyor. Onlar yapıyorlar sadece yemekleri. Sadece saygısızlık yapmasınlar. Tabii tabii. Saygısızlık ona ben de karşıyım. Hayır tabii. Gelinler ben bir şey oldum direkt müdahale ediyorum zaten. Özür de diletiyorum. Öyle söyleme de diyorum. Ama evet, yani sorun. Bilmiyorum, bu hafta değişik. Ben kestiremiyorum artık kayınvalideleri. Yani her an inşallah sana da gelinle de güzel puanlar gelir. İnşallah. Hiç beklemiyorum ama. Niye? Hiç beklemiyorum. Ama niye çarşaf böreği açacak kız çarşaf ya? Çarşaf böreği açacaklar ama kayınvalideler hep kendi gününü oynadı. Diyorsun. Dün Saniye Hanım söyledi ki sözlerim hiç arkasında durmadı. Söyledi söyledi, hepsini beğendi. Bir tek dedi kızımızın da elbisesi yoktu dedi, yani giyinememişti. Ondan kırdım, tepsi masadaydı, ondan kırdım. Tamam başka neydi, yemekler güzeldi. Hacer Hanım'ın gelini çok saygısız. Çok agresif. Ne kayınvalidesini sus. Kayınvalidesi bir yandan koca, o bir yandan koca. İkisi birazdan. Anneciğim sen gününe oynamadın mı? Ben de oynamadım. Ben ilk günkü puanımdan biraz değil bayağı pişmanım. Niye? Pişmanım yani. Beş verdin diye. Beş verdim diye. Yoksa üç mü verecektin? Üç vermek değil de yani hani masa kurulsun isterdim. Kuruluydu, ne var, tepsisi ortada kalmıştı. Bir şey eksik değildi ki, siz taktınız eksikti. Dün eksikler daha ama fazlaydı. Kıyafetini de giy. Tuzluk muzluk yoktu. Kıyafetini de giymemiştim. Ne bu kıyafeti olan? Bugün gitti de değişti. Ne var yani bu kıyafet bu kadar? Gitti değişti çorba esnasında zaten. Giyindi geldi kızcağız. Ya senin gelinin üstünü giyinemezse, sofrada tepsi unutursa, o zaman ne olacak? Ne kendi olacak? Gelinime de hak ettiğini versinler. Yani üç mü versinler? Hak ettiğini versinler. Sadece hak ettiğini versinler. Kurulu değilse kırabilirler. Tabii hak yani, ettiğini versinler. Tabii. Ben hep söylüyorum, kapıda karşılamadan sofraya evet. Düzenine. Evet, işte servisinden bilmem nesine. Hepsi bunun bir paket halinde. Hepsi bir bütünün evet. Parçası da. Hoş geldin Şeyda. Ben geldim. Ne haber? Hazırım. Hazır mısın? Dön bir arkaya bak. Hazırım, hazırım. Her şeyin tamam. Ne kalabalık gözüktü gözüm. O pırasada 3 metre evet. Zaten maşallah. Maya. Neyden başlayacağım? Önce hamurlarımın güzel mayalanması için hamurlarımı çünkü yapmaktan. Çünkü çarşamba bir pira var. Evet. Ve kendi pazıların var orada. Evet. Fırını da var. Şaka evet, fırını mı evet, getirdin? Evet, fırın bile getirdi. Aferin sana be. Vallahi yani fırında kız. Yetişmez bir trafik yaşarım diye hani hiç kendimi riske atmak istemedi. Su ısıtıcısı da getirmiş. Hatta unu bile kendi getirmiş. Evet, un da. Bizde un vardı. Kayınvalidemin aldığı un çok güzel ay, bir un oluyor. Sen bizim malzemelerimize güvenmiyor musun? Aşk olsun Şeyda. Hadi süreni başlatayım canım. Hadi 2,5 saatin başlatayım. Kolay gelsin. Başlattım süreni. Zuhal Hanım, önlüğü de kendi önlüğü. Esprim bu şimdi. Güleyim. Gülmek mi gerekiyordu burada? Gülelim mi bilmiyorum. Bence de gülelim. Benim hakkımı çok yedir. Gelinime illa da. Yani o çocuk o kadar yani bilmiyorum. Bir hamurla iki yemek yaptılar. Bir tane parçayı yemek yaptılar. Onunla da kazandılar. Ne yapıyorsun şu an, hamur mu karıyorsun? Evet evet, hamurumu şu an pidenin yoğuruyorum. Hamuru mu yoksa? Pidenin hamurunu yapıyorum böyle. Şu anda. Yani dün neden pide ile lahmacun hamurunu aynı hamurdan yaptı? İkisinin de hamuru aynı zaten dedi. Aynı hamuru kullandı. Olmamıştı. Hayır, ikisi aynı hamurdan kesinlikle olmaz. Olmaz. Ben şimdi ayrı ayrı yoğuracağım. Onlar da izleyince öğrenmiş olurlar. Çünkü lahmacun çok sertti. Pide hamuru da çok basık ve sıkıydı yani. Hayır tabii ki pufidik de. Pufidik pufidik olması lazım basit o pidenin. Basit değil. Bunu iyice yoğurmak istiyor. Tabii.
böyle güzel eller istiyor, böyle emek veren, güzel böyle güzel eller. Böyle mıncıklayacaksın hamuru. Mıncık mıncık. Şimdi ben bir de onu börek yaparken vuracağım, çevireceğim, bir şeyler de yapacağım. Ne numaralar, ne numaralar. Elindeymiş de iki tane de miksere şey yapsana, öğretsene nasıl hamur yapılır. Hamur mu? Evet. Ben çok güzel hamur açarım Zuhal Hanım. Hadi aç. Hamurla şov yaparım, şov. Hadi be Allah aşkına. Orada yoğurabilir, devam edebilir miyim? Bir yapsana şöyle bir yuvarlaya yuvarlaya havada böyle bir pizza hamurlu falan fıtık fıtık fıtık. Tamam oldu. Şöyle hadi bakalım. Ondan geçtim. Krep yap tavada, tamam, zıplat ya. İstiyorsanız yarın yaparım. Aman hep laf, hep laf, boş boş laflar. Ne oldu orada bir bak, şey oldu? Bak elime yapışıyor şu anda. Ne oldu? Şeyda ne oldu? Bir kriz orada, bir problem elime var. Elime yapışıyor şu anda. Ne yapışıyor? Onu poşetle, onu un koy. Hemen biz zaten şey, koy. Orada şey yapabiliriz. Kapanması için poşete koy. Un koyma. Tezgah temiz. Tamam. Ha, bak çıktı bile ortaya hamur vallahi. İşte aa bak ne güzel. Bu neyin hamuru? Bu pidenin hamuru. Pidenin hamuru. Pide hamurunu böyle güzel yoğurmak gerekiyor ki. Kaç kişilik pide yapıyorsun? Ben iki kişilik ya, iki tane pide yapacağım. Biri de sizin için. Aa canım, evet. Bak görüyor musun? Ya, biri de sizin ya. İçin. Biri sizin için, yani biri miksere gidecek. Yani zannetme ki diğer arkadaşlara nasiplenebilir. O bir tane anca ona yeter zaten. O iki pidenin arasına ekmek peynir koyuyor, pide sandviçi yapıyor kendine büyük pideden. Pide için tereyağı ayırdım Zuhal Hanım. Fırından çıkar çıkmaz yemek istiyorum. O sıcak sıcak böyle el yakar ya Allah'ım. Yalnız henüz ben tam anlamıyla bir pide yemiş değilim ha. Bak günlerden çarşamba şey de. Sevim Hanım'ın pidesi iyi değildi. Kuruydu. İyi mayalayamamışlar. Kurumuş, yenmedi yani. Kabarmamış. Benim geleninki de... yaptığı daha biraz ince oldu, kabarmadı. Biraz hamurumuzun şeyine uğradık, maya tutmadı. Çarşaf böreğinin yoğrulan hamuru istenen kıvama geldikten sonra dinlendiriliyor. O esnada kaç dakika geçti? Tamı tamına 15 dakika bitmiş bile. 15 dakika bitmiş. 15 dakika bitti mi? Sence nasıl tatlı gidiyor? Hesapladığın gibi yani mi? Fazla gitti hamuru. Fazla gitti. Şu anda fazla gitti. Ben evde daha çabuk sürede yapmıştım. Öyle mi? O zaman ben gideyim. Sana başarılar dileyim Şeyda'cığım. Bugün de gönlüm senden yana. Hadi güzel yap yemeklerini inşallah. Teşekkür ederim. Benim de gönlüm sizden yana. Bol şans diliyorum. Tadınız lütfen. Sağ olun. Teşekkür bakın pişmelerine falan çok dikkat edin. Siz tamam, burada kontrol tamam sizde aslında. Anne. Neman Hanım tamam lütfen. Kendi haline bırakmayın gelinleri. Evet. Hele bu mikserin eline hiç bırakmayın. Leman Hanım'ın benden çekeceği var Zuhal Hanım. Gelin hanım, muhallebinin içine neler koydun? Muhallebili kadayıfın içinde 4 kaşık un, 3 kaşık mısır nişastası, 1 yumurta sarısı. Şimdi ne yapıyorsun? Mikser. Efendim? Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Tenceremi alabilir miyim? Sana börek yok. Gelin hanım, neden kadayıfı kızarmış aldın? Kadayıfı kızarmış aldım çünkü menüm çok zor bir menüm. Kadayıfım da kızarmış olsun, ona da susabilirler bence. Nasıl yani? Bu menü zor mu? Evet zor. El açması yapıyorum. Şeyden, yumurtam nerede anne? Yumurtayı arıyorum. Yumurtanın sarısını kattık. Şimdi müsaaden olursa ya pişirmeye bırakacağım. Müsaade etmezsen pişirmeyecek misin? Evet pişirmeyeceğim. Gerçekten mi? İnandın mı? Yarışmaya sen mi katılmak istedin? Ben katılmak istedim tabii ki de. Kayınvalidelerden korkmuyor musun? Kayınvalideler benden korksun. Tatlı için hazırlanan muhallebi pişmeye bırakılırken düdüklü tencereye alınan ana yemeğin etlerine ayçiçek yağı ekleniyor. Ardından çanak şeklini alacak patatesler soyuluyor. Gelin hanım, hep böyle panik misin? Evet, yok aslında panik değilim. Kayınvaliden panik diyor. Ya demek hızlı, ki... Hızlı panikliğine sebep oluyor. Anneciğim, demek ki söylediklerinde haklısın. Dediğin gibi keşke diğer gelininle katılsaydın. Ben öyle bir şey demedim. Anneciğim zaten çok kıskanç dedin ya. Ben kıskanç. Yerine göre kıskancımdır tabii ki de. Eltisi daha çok kıskanır. Eltime buradan selam olsun. Eltinin adı ne? Filiz. Filiz senden daha iyi yemek yapıyormuş. Doğrudur, yapabilir. Gelin hanım bu ne? Fındık. Çok merak ediyorum, bu fındık ne zaman alındı? Bugün. Gerçekten çok ama çok sağlıklı, muhakkak yemek lazım. Ceyda diyorum hadi dalma gel fırına, ocağın altını kapat. Annem bunu dövebiliyor mu? Kapat şunu altını. Yok bununla hiç olmayacak, ben bunu evet daha... Ne kadar fındık kullanacaksın? Az Ceyda, kullanacağım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.